Merhabalar herkese. İsmim Kevser Aslan Baba. Yeni Doğu Okulları Bahçeşehir Kampüsü Ortaokulu Rehber Öğretmeni olarak görev yapıyorum. Meslekte 10. yılım. Birimi adına yapılan iki sunumdan biri olarak rehberlik birimini görünür kılan araçlardan bahsetmek isteyeceğim. Bu konuyu seçmemdeki, bu başlığı seçmemdeki amaçtan biraz bahsedeyim. Rehberlik birimi çalışanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlar olarak bizler esasında benim görüşümce okulların bel kemiğini oluşturuyoruz. Şöyle ki öğretmen, öğrenci, veli, idareci tüm bu eğitim paydaşlarının kesişim noktasında ve bunların iletişimlerini sağlıklı bir şekilde kılmalarını, sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla en büyük destekçi rolündeyiz. Bunun yanı sıra yaptığımız önleyici rehberlik çalışmalarıyla pek çok problem henüz ortaya çıkmadan bunları problemleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Diğer taraftan yaptığımız bireyi tanıma teknikleriyle hem öğrencilerimizin kendilerini tanımasına yardımcı oluyor. Olumlu benlik algıları geliştirip kendilerini olumlu bir şekilde etraflarına tanıtmalarını sağlamış oluyoruz. Ancak buna rağmen yaptığımız bu önemli hayati çalışmalara rağmen zaman zaman rehberlik birimi ne yapıyor sorularıyla muhatap olabiliyoruz. Bu soruların kötü niyetli olmadığını düşünüyorum aslında ben. Çoğunlukla yani bazen bu soruların gerçekten alanda neler yapıldığını, bizim alanımızda neler yapıldığını bilmediğinden kaynaklandığını düşünüyorum insanların. Ama çoğunlukla da aslında bizim alandaki çalışmaların diğer branşlardaki gibi somut ve gözlemlenebilir çıktılarının olmayışından kaynaklanıyor bence. Dolayısıyla bugün alandaki çalışmalarımızı nasıl daha somut, daha görünür hale getirebiliriz? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız ve size kendi uyguladığım ve verim aldığımı düşündüğüm bazı uygulamaları sizlere de tavsiye ediyor olacağım. Şimdi bahsedeceğim araçlar tabii ki dijital ve teknolojik araçlar olacak. Aslında son birkaç yıla kadar rehberlik birimi çalışmaları çok fazla teknolojik desteğe ihtiyaç duymamaktaydı. Bu bizim alanımıza belki de özel bir durum. Yani danışanla ya da öğrencilerimizle göz teması kurmanın, fiziksel olarak aynı ortamda bulunuyor olmanın, beden dilimizi aktif kullanıyor olmanın bizim alanımızda çok büyük önem taşıdığı bir gerçek. Belki bundan çok ihtiyaç duymuyorduk son birkaç yıla kadar ama son yıllarda teknolojinin, eğitimin her alanında çok aktif bir şekilde rol oynamaya başlaması ve son olarak da pandemi süreciyle birlikte aslında yaptığımız çalışmaların çok büyük kısmını online sürece taşımak durumunda kaldık. Dolayısıyla bu durum bizler için zor mu oldu? Aslında burada da bir paylaşım yapabiliriz. Ancak şunu söyleyebilirim. Rogers'ın da dediği gibi aslında öğrenmeyi ve değişmeyi öğrenmiş eğitimli bireyler olarak bizler için sadece çalışma alanımıza, uğraş alanımıza birincisi eklenmiş oldu. Peki bugün bu sunumda neler yapacağız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ekranda logolarını görmüş olduğunuz uygulamalardan bahsediyor olacağım. Bir kısmı ücretsiz, tamamen bireysel hesaplarınızla üyelik oluşturarak kullanabileceğiniz uygulamalar. Bir kısmı da kurumsal üyelik, yani ücretli üyelik gerektiriyor. Ve son olarak da iki tane uygulamayla sunumu sonlandırmış olacağım. İlk bahsetmek istediğim Google Forms. Google Forms aslında online bir anket hazırlama platformu. Çok farklı temalarla, farklı türde sorular seçerek anketlerinizi hazırlayabileceğiniz ücretsiz online bir anket oluşturma programı diyebiliriz. Özelliklerinden
kısaca bahsettikten sonra ben hangi alanlarda kullandım? Özellikle pandemi sürecinde, diğer zamanlarda da kullanılabilir ama pandemi sürecinde özellikle yapmak istediğim, ulaşmak istediğim bazı bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmamı sağladığı için çok fayda sağladığımı söyleyebilirim. Ücretsiz bir uygulama tamamen Gmail hesabınızla ya da Facebook sosyal medya hesabınızla direkt bağlantı oluşturabiliyorsunuz. Çok kolay bir kullanımı var. Birazdan bahsedeceğim daha önce hiç deneyimlememiş olanlar için. Neler sağlıyor bize? Ulaşmak istediğimiz bilgiye daha profesyonel, eş zamanlı ve üzerinde uğraşılabilir, işlem yapılabilir düzeyde bilgiyi edinmemizi sağlıyor. Eş zamanlı olması çok büyük bir avantaj. Yani gönderdiğimiz kişiye cevaplarını girmeye başladığı andan itibaren ya da kişiler eş zamanlı olarak cevaplar bize düşüyor ve bu ham verileri Google e-tablolara, yani Excel formatını dönüştürüp üzerinde filtreleme yapıp çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Ben nerelerde kullandım bu yıl Google Forms'u? Sene başında velilere yönelik yapmak istediğim rehberlik ihtiyaçları belirleme anketini online olarak Google Forms aracılığıyla uyguladım. Daha önce yüz yüze süreçte bunu matbu çıktılar halinde uygulama imkanım vardı. Ama online sürece geçtikten sonra bu bilgileri bu hani toplu olarak almam telefonla ya da başka bir görüşme şekliyle çok mümkün değil. Çok fazla zaman alacak bir şeydi. O yüzden Google Forms üzerinden çok rahat bir şekilde ulaştım. Bunun yanı sıra ölçme, öğrenme stratejileri, belirleme ölçeğini de yine bu sene Google Forms üzerinden uyguladım. Sonuçlarına eş zamanlı olarak ulaşıp ve rapor oluşturup öğrencilerimle bireysel görüşmeler sayesinde de raporları paylaşabildim. Ya da rehberlik etkinliklerine, grup çalışmalarına talep almak için öğrencilerimden yine bu formları göndererek öğrencilerimden talep alabilmiş oldum. Daha önce hiç kullanmamış olanlar için dediğim gibi çok kısa bir yöntemi ve çok işlevsel bir arayüzü var. O yüzden çok kolaylıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Hangi arama şeyini kullanıyorsanız, arama motorunu kullanıyorsanız Google Forms yazıp ekranda görmüş olduğunuz görüntü karşınıza çıkacak. Buradan Google Forms'lara git kişisel kısmından girmeniz gerekiyor. Çünkü iş hesabından girdiğinizde sizden ücretli bir üyelik talep ediyor. O yüzden kişisel kısma girdikten sonra da ekranınızda bir şu ekranda görmüş olduğunuz gibi bir ana sayfa açılıyor. Buradan farklı türde formlar hazırlama imkanımız var söylediğim gibi. Sol en başta görmüş olduğunuz tamamen boş basic bir formatımız var. Sınav formatı var, anket formatı, iletişim bilgilerini almakla ilgili etkinlik veya davetiye formatları da söz konusu. Aynı zamanda alt tarafta görmüş olduğunuz şeyler de benim daha önce hazırlamış olduğum formlar. Siz de bu hesabı kullanmaya başladıktan sonra her hesabınıza giriş yaptığınızda alt tarafta daha önceki hazırlamış olduğunuz formlara ulaşabiliyor olacaksınız. Ben boş format üzerinden ekrandaki gibi örnek olması açısından bir anket başlığı belirledim. İlk olarak sol üst tarafta görmüş olduğunuz rehberlik birim ihtiyaç belirleme anketi olarak çalışmanın başlığını belirledim. Sonrasında form açıklamasına anketle ilgili dikkat edilmesi gereken şeyleri yazabilirsiniz. Soru tipi olarak çoktan seçmeli ya da açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Ben çoktan seçmeli tercih ettim. Ayrıca cevap kısmını gerekli olarak belirleme imkanına da sahibiz. Bu sayede gerekli cevapları vermediği takdirde katılımcı bir sonraki soruya ya da bir sonraki sayfaya geçememiş oluyor. Dolayısıyla almak istediğimiz cevapları zorunlu olarak da zorunlu olanları belirlemiş oluyoruz bu sayede. Ve sonrasında yanıtlar oluştuktan sonra da ekranda gördüğünüz gibi grafiksel olarak karşımıza dökülüyor yanıtlar. Bu grafik kısmı bir de e-tablo dediğimiz Excel formatında da kişi kişi detaylı olarak yani tüm katılımcıların hangi soruya nasıl cevap verdiğiyle ilgili detaylı bir tabloda karşımıza çıkıyor. Bunun üzerinde de filtreleme yaparak ihtiyaç duyduğumuz bilgilere ulaşabiliyoruz.
Google Forms ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. İkinci bahsetmek istediğim ücretsiz uygulama MindMeister uygulaması. Yine Gmail hesabınızla çok basit bir şekilde senkronize olarak bağlanabiliyorsunuz. Oturum açabiliyorsunuz. Ama MindMeister'dan bahsetmeden önce zihin haritası nedir? Biraz bundan bahsetmemiz lazım. MindMeister dediğimiz zihin haritası oluşturma, online zihin haritası oluşturma programında dediğimiz gibi zihin haritaları ya da kavram haritaları oluşturabiliyoruz. Öncelikle zihin haritasından bahsetmek istiyorum. Bizim eğitim sistemimizde maalesef çok aktif olarak kullandığımız metotlardan bir tanesi değil. Ancak yeni nesile çok hitap eden bir yöntem, metot olduğunu düşündüğüm için ben öğrencilerime çok tavsiye ediyorum. Bu yöntem, zihin haritası yöntemi, beyinde bilgi akışını sağlayıp bilginin etkin bir şekilde aktarılmasını amaçlayan bir metot, çağrışım yöntemiyle çalışıyor ve özellikle hangi alanlarda kullanılıyor, yararları neler, bunlardan bahsedelim. Kullanım yerleri kişisel planlamalarda kullanabiliriz. Ders çalışırken not almada özellikle kavram haritası şeklinde kullanabiliriz. Problemler için alternatif çözüm arayışlarında, yeni fikirler üretmede özellikle zihin haritası yani çağrışım metoduyla ve beyin fırtınasını baz alarak yaptığımız zihin haritaları çok işlevsel oluyor. Yararlarından bahsetmek gerekirse de aslında öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. İlk kazanımı bence bu. Çünkü günümüzde hem yetişkinler, aslında bizler de büyük oranda ama özellikle yeni nesil öğrencilerimiz çok uzun metinler okumak, çok sayfalarca çalışmak onlar için çok artık kullandıkları bir metot değil. İşte ders anlatım videolarını vesaire daha eğlenceli, daha aktif olabilecekleri metotları tercih ediyorlar. Bu anlamda zihin haritası oluşturmak onlar için daha eğlenceli bir yöntem. Diğer taraftan haritayı oluştururken aslında çok uzun zaman alabilecek, çok geniş bir konuyu kısa sürede özümsemelerini ve dikkatlerini arttırmalarını sağlıyor. Bu anlamda büyük bir artı. Ve diğer taraftan tabii ki bu artılarıyla birlikte bilginin, öğrenilen bilginin daha uzun süreli, daha kalıcı hafızada korunmasını ve hatırlamayı kolaylaştırmasını sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra tabii ki tahmin edeceğiniz üzere süreden büyük bir tasarruf sağlıyor bizler için ve emek anlamında da ciddi bir tasarruf sağlıyor. Örneğin kavram haritalarıyla ilgili kullanım alanına geçmeden önce kısa bir video izleteceğim. Get out. What? Get out. I need to go to my mind palace. What? He's not going to be doing much talking for a while. We may as well go. His what? Oh, his mind palace. It's a memory technique, a sort of mental map. You plot a map with a location. It doesn't have to be a real place, and then you deposit memories there. But theoretically, you can never forget anything. All you have to do is find your way back to it. So this imaginary location could be anything, a house or a street? Yeah. It's a palace. He said it was a palace. Yeah, well, it would, wouldn't it? Evet, belki biz bu kadar karizmatik bir şekilde kullanamıyor olabiliriz zihin haritalarını ama tam da bahsettiğim şekilde çağrışım metoduyla problemin çözümünü sağlayan bir süreci göstermiş oldu bize Sherlock Holmes.
Peki, zihin haritası ile ilgili görselleştirmek adına ekranda görmüş olduğunuz haritadan yola çıkalım. Burada elma özelinde elmanın haritayı oluşturan kişiye çağrıştırdığı her şeyden bahsedilmiş. İşte elma şekeri, komposto, sindirim sistemi, tarım, ilaç, Adem ile Havva, elma festivali, elmanın çağrıştırdığı mitolojik fesatlık tanrısı vesaire olmak üzere işte 20'ye yakın şeyden bahsedilmiş. Buradan elmayı çıkarıp çözmek istediğimiz bir problem, üretmek istediğimiz bir fikir, projeyi yerleştirdiğimizde de yine bu beyin haritası sayesinde aslında zihnimizde yeni yeni kapılar açılmış olabilecek. Zihin haritasının kullanımı dediğim gibi daha çok yeni fikir ve proje üretmede, ancak kavram haritası da konuları özetlemede ve çok geniş konuları tek bir sayfaya, tek bir haritaya sığdırarak çalışma imkanı sunuyor bizlere. Ben bu konuda öğrencilerime çok etkileyici bir örnek veriyorum. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Şöyle ki, bir YKS birincisine başarısının sırrını öğrenmek için yapılan bir röportajda bu yöntemi kullandığından bahsetti. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm lise müfredatını, tüm branşlar ve tüm üniteler bazında kavram haritalarına döktüğünü ve odasının duvarlarını astığını ve 9'dan 12'ye kadar tüm lise müfredatını tekrar etmesinin 1 ya da 2 saatini aldığından bahsetmişti. Bu da öğrenciler için çok etkileyici bir örnek oluyor ve zihin ve kavram haritalarını kullanma anlamında biraz daha istekli hale geliyorlar. Peki, MindMeister'la ilgili dönecek olursak, bahsettiğimiz online programa dönecek olursak, neler sağlıyor bize? Sadece metinler değil, görsel, link, video vesaire de ekleyebiliyoruz online zihin haritamıza. Grup projeleri ve benzeri ortak çalışmaları eş zamanlı yapabiliyoruz. Yani iş arkadaşlarınızla birlikte ortak bir mind map üzerinden birlikte çalışabiliyorsunuz. Bu da tam grupla ilgili bir beyin fırtınası oluşturmasını kolaylaştırıyor. Peki, oluşturduğumuz mind map'i nasıl çıktı alabiliyoruz? Zihin haritası nasıl çıktı alabiliyoruz? İşte bu noktada ücretsiz versiyon olduğu için bize bir kısıtlama riski doğuyor diyelim. Şöyle ki, kaydetme, indirme, çıktı alma ücret dahilinde. Ancak ekran görüntüsü alabiliyor ve online olarak depolayabiliyorsunuz diyelim mind map'lerinizi. Maksimum 3 tane online zihin haritası oluşturma imkanınız var ücretsiz versiyonunda. Bu noktada da alternatiflerini size hatırlatmak isterim. XMind ve MindMap diye 2 tane alternatiften de yararlanabilirsiniz. Yani MindMeister'la ilgili ücretsiz kullanım hakkınız bittiğinde diğer alternatiflerini kullanabilir. Ya da farklı mail hesaplarında da birkaç tane mind map oluşturma imkanınızla aslında yıl boyunca rehberlik birimi çalışmalarınıza yetecek kadar mind map oluşturmuş olabilirsiniz. Daha önce hiç kullanmamış olanlar için de ekran görüntüsü paylaşmak istedim. Yine Gmail hesabınızla bağlandıktan sonra bu şekilde bir ekran çıkıyor karşınıza ve kullanım amacınızı belirlemenizi istiyor. Ben eğitim, education olarak belirledim kullanım amacımı ve ardından Türkçe versiyonu var bu arada MindMeister'ın. O yüzden hani ekstra bir avantaj sağlamış oluyor. Öncelikle zihin haritamızın gövdesini belirledikten sonra sağ üstte görmüş olduğunuz artı işaretinden de zihin haritamıza dallar ekleyerek genişletebiliyoruz. Ben okul rehberlik birimi çalışmaları ile ilgili bir mind map hazırlamış oldum. Peki, bir diğer bahsetmek istediğim konu yine rehberlik çalışmalarımızı somutlaştırmak adına, gözlemlenebilir çıktılar sunmak adına infogram uygulaması. Infogram nedir? Bize infografi, poster, sunum, rapor, sosyal medya postu hazırlama imkanı sunan bir program. Ücretsiz versiyonunda 10 taneye kadar ürün oluşturma imkanı sağlıyor ve online olarak paylaşma imkanı sağlıyor. Ücretsiz versiyonda, ücretli versiyonda tabii ki indirebiliyorsunuz ve farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz.
Peki neden infografik kullanmalıyız? Biraz bundan bahsetmek istiyorum ve ben nerelerde kullanıyorum? Biraz bunlara örnek vermek istiyorum. Öncelikle sunumun başında da söylediğim gibi artık öğrencilerimiz çok fazla, çok uzun metinler okuma konusunda çok istekli değiller. Dolayısıyla bilgiye hızlı ve görsel bir şekilde ulaşabilmek onlar için çok daha eğlenceli, çok daha heves ettikleri bir şey oluyor. İkincisi, resmin ya da konunun bütününü tek bir infogram üzerinden, tek bir poster ve broşür üzerinden sergileme imkanımız oluyor. Örneğin verimli çalışma teknikleri çokça bahsettiğimiz bir konu. Bunu uzunca slaytlar şeklinde anlatabiliriz ya da rehberlik etkinlikleri şeklinde aktarabiliriz. Ben bunu bir infogram üzerinde aktarmayı tercih ediyorum ve panoda ya da sınıflarda sergilemeyi tercih ediyorum. Bu anlamda hem daha dikkat çekici hem de sürekli gördükleri için daha akılda kalıcı olabiliyor. Ve aslında dediğim gibi üçüncü özellikten de bahsetmiş olduk. Daha dikkat çekici, etkili ve bilginin kalıcı olmasını sağlıyor. Başka nerelerde kullanabiliriz infografiyi? Rehberlik anlamında bilgi aktarmamız gereken kısımlarla ilgili olarak işte örneğin zorbalıktan bahsederken alt başlıklarının yoğun olduğu konularda yine infogram hazırlamanızı önerebilirim. Ekranda görmüş olduğunuz infogramın kendi sitesinde ücretsiz olarak sunduğu şablonlardan iki tanesi. Siz bahsetmek istediğiniz konuya en yakın şablonu seçip bunun üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra infogram ya da birazdan bahsedeceğim türevlerini sadece ben kullanmıyorum. Öğrencilerimi de kullanma konusunda teşvik ediyorum. Çok da zevk alıyorlar bundan. Şöyle ki, örneğin okul meclisi çalışmaları için bir duyuru yapılması gerekiyor. Bir bilgilendirme broşürünün posterinin hazırlanması gerekiyor. Ya da rehberlik birimi tarafından yürütülen bir projeyle ilgili bilgilendirme afişinin hazırlanması gerekiyor. Bu gibi konularda hem onlardan destek istiyor hem de bu platformları kullanma konusunda onları yüreklendiriyorum. Hem projeyi ya da yapılacak çalışmayı daha çok sahiplenmiş oluyorlar. Hem de olumlu benlik algısı geliştirme, yani bir işe yarıyorum düşüncesi geliştirme noktasında da büyük bir katkısı var. Aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bir diğer infogramın bahsedeceğim türevi PictoChart. MindMeister'da olduğu gibi türevlerinden bahsetmek istememin sebebi ücretsiz versiyonların belli ürün oluşturma imkanı sunması. Ancak türevlerini de kullandığımızda ya da farklı mail hesaplarıyla da kullandığımızda bir yıl boyunca rehberlik çalışmalarımız bize yetecek sunum, poster, rapor, broşür hazırlamış olabileceğiz. O yüzden PictoChart'ta aslında infogramın bir türevi diyebiliriz. 30 güne kadar uygulamayı kullanma imkanı sunuyor bize ücretsiz bir şekilde. 5 tane ürün yapma imkanı sunuyor ve bu ürünleri PNG dosyası olarak indirme imkanı sunuyor. Link paylaşma, görüntüleme ve sosyal medya post olarak paylaşma imkanı sunuyor. Ancak evet, öncelikle PictoChart'ın ana sayfasından bahsedeyim. Solda görmüş olduğunuz görsel PictoChart'ın bir arayüzü, ücretsiz versiyonu. Son olarak Canva'dan bahsetmek istiyorum. Aslında sunumumu Canva'da hazırladığım için hali hazırda, o yüzden ekstradan bahsetme ihtiyacı duymadım. Canva benim infogram ve PictoChart'a göre açık ara önde gördüğüm, severek kullandığım bir uygulama. Çünkü hem ücretsiz şablonları çok daha çeşitli, kullanımı çok kolay ve indirme seçenekleri çok daha fazla PictoChart ve infograma göre. Ancak şuna da dikkat çekmek lazım. Canva ile ilgili indirme seçeneklerinden bir tanesinde Google hesabınıza tam erişim istiyor. Bunun da bir güvenlik açığı oluşturduğu ile ilgili çok fazla şikayet var. İnternet üzerinde araştırırsanız görebilirsiniz. O yüzden ben bunu tercih etmedim. PowerPoint'e aktarıp o şekilde indirmeyi tercih ettim. Ama bunun da dezavantajı, PowerPoint'e aktardıktan sonra bir düzenleme yapamıyorsunuz. Sadece ekran görüntüsü olarak indirmiş oluyor. Peki, kurumsal yetkilendirme ile kullanabileceğimiz programlardan bahsedeyim. Kurumsal üyelik derken ücretli üyelikten bahsediyorum ama kurumunuz tabii ki sizin adınıza bu ücretlendirmeyi yapmış oluyor ve size verdiği kurumsal mail hesabıyla da buralara giriş yapabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. K12net
Aslında benim uzun yıllardır kullandığım bir platform. Öğrenci, veli, personel ve öğretmen olmak üzere dört farklı portaldan oluşuyor esasında. Ve 19 modülü var. Bu modüller neler? Bunlara bakalım biraz. Ekranda görüyorsunuz. Aslında rehber öğretmen olarak tabii ki bu modüllerin hepsini kullanmıyoruz. Yetkilendirme ile kullanıldığı için tam yetkiye sahip kişiler, yani yönetici evet. Etüt takibini ve ölçme değerlendirmeyi de etkili bir şekilde kullanıyorum. Birazdan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Peki, belki de bu karikatürü daha önce görmüşsünüzdür. Rehberlik çalışmalarımızın iyi niyetle de olsa bu ekranda gördüğünüz durumun bir tık ötesine geçebilmek için nitelik ve nicelik anlamında bu tarz bir uygulama, K12 ya da türevindeki bir işletim sistemi benim işimi çok kolaylaştırdı açıkçası. Neler yaptım K12 üzerinde, neler yapıyorum? Rehber öğretmenler için olası kullanım alanları, birincisi tabii ki olay takibi, görüşmelerimizi girmemiz için çok önemli. Bu aslında bir sorunsal olmuştur rehber öğretmenler arasında. Nasıl tutacağız görüşme raporlarımızı? Matbu olarak tutmanın bazı sıkıntıları var. Hem ciddi bir efor hem zaman kaybı olarak karşımıza çıkabiliyor. Son zamanlarda Word ve Excel gibi uygulamaları kullanmıştık. Ancak orada da büyük bir bilgi yığılması olduğu için çok işlevsel olmuyor. O yüzden buraya K12'ye görüşmelerimi şifreli bir şekilde girme imkanım var. Ve yönetici kişiler dahi, yani sizin dışınızda kimse şifrelediğiniz takdirde göremiyor görüşme içeriğini, görüşme notlarınızı. Ancak buna rağmen kişisel bir hassasiyetim de sizinle paylaşmak isterim. O da bizim internet üzerinde ya da bilgisayar üzerinde yaptığımız her çalışmanın dijital bir ayak izi bıraktığını bildiğimden çok önemli, çok detay, çok özel konuları burada yer vermemeye dikkat ediyorum. Kendimce aldığım bir önlem. Ölçme değerlendirme ile ilgili bahsedecek olursam, öğrencilerimin deneme sınav sonuçlarını detaylı bir şekilde inceleyebiliyorum ve karşılaştırmalı olarak da inceleme imkanı sunuyor bana. Örneğin son 5 sınavı karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyorum. Bunu kendim yapmak istesem gerçekten sınavları işte Excel üzerine dökmek, netleri vesaire hani sonrasında rapor almak çok zaman alıcı bir şey. Ama sistem bunu kendisi bize sunmuş oluyor. Ve şundan da bahsedeyim. Sınav grubu çalışmalarıyla tabii ki sınav sonucu analizi yapıyoruz ve bu doğrultuda ödevlendirme, yönlendirme yapıyoruz. Bu anlamda daha önceki yıllarda benim öğrencinin eksik kazanımını tespit etmek zamanımı alıyordu. Ancak sistem bunu hazır olarak benim karşıma çıkardığı için bu yönüyle de çok memnun olduğumu söyleyebilirim. K12'yi kullandığım diğer kısım mesaj ve duyuru kısmı. Rehber öğretmenler olarak kişisel cep telefonlarımız çok fazla istenir. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Ama paylaştıktan sonra da gerçekten yaşadığımız sıkıntıları hepimiz biliyoruz. İşte uygun olmayan zamanlarda aranma gibi ya da veliyle olan iletişimin bir süre sonra informal hale dönmesi gibi riskleri var. Bunları önlemek adına ben K12 üzerinden yapmak istediğim duyuruları, bilgilendirmeleri yapıyorum. Ve mesaj eklenti kısmıyla da birlikte aslında göndermek istediğim dosyaların neredeyse tamamını buradan daha kurumsal, daha profesyonel bir şekilde paylaşmak açmış oluyorum. Bunların haricinde son olarak bahsetmek istediğim de rehberlik biriminin temel test ve envanterlerini yine K12 üzerinden uygulayabiliyor ve rapor alabiliyoruz. Şöyle bahsedeyim. Benim K12 üzerinden kullandığım Hollanda Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri, öğrenme stilleri envanteri, başarısızlık nedenleri anketi, çalışma davranışını değerlendirme ölçeği gibi temel rehberlik
test ve envanterlerini, anket ve ölçeklerini de buradan uygulayabiliyor ve rapor alabiliyoruz. En güzel tarafı da bu. Rapor alma derken yaptığımız her çalışmayla ilgili rapor alabiliyoruz Tanki'den. Bunu bize spontan ve ani şekilde bir öğrenciyle yapılan görüşmelerle ilgili rapor istenebiliyor. Bu gibi durumlarda da bize çok büyük kolaylık sağlıyor ve son olarak da KANÖK üzerinden velilerimiz görüşme randevusu alabiliyorlar bizden. Bizler de randevu oluşturabiliyoruz. Peki, son olarak bahsetmek istediğim iki uygulamadan bir tanesi de OneNote. OneNote bir dijital not defteri ama aslında program üreticilerinin de söylediği gibi bunlardan çok daha fazlası. Sadece metin ya da belge değil, bunun yanı vesaire gibi ve hem online hem de offline kullanma imkanı sağlıyor bize. Yani internetin olmadığı durumlarda uygulamadan girdiğimizde de evet yeni bir belge ekleyemiyor ancak daha önce eklediğimiz belgelere ulaşabiliyor ve onlar üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Peki, OneNote'un depolama ve paylaşma alanıyla ilgili çokça soru geliyor. Kişisel üyeliklerde, kişisel olarak üyelik satın alma hakkınız da var OneNote'da ve bu takdirde 10 GB'lık yıllık kullanım alanı size sunuyor. Ama kurumsal üyelik aldığınızda da her çalışan başına 15 GB'lık bir kullanım alanı imkanınız var. Normal şartlar altında bir rehber öğretmenin çalışmaları için oldukça yeterli bir rakam bu. Ancak çok fazla video, ses kaydı vesaire gibi çalışmalar içeren bir temponuz varsa yöneticinizden ekstra alan talep edebiliyorsunuz. Evet. Ekranımda görmüş olduğunuz şey Yeni Doğu okullarına ait PDR biriminin ortak çalışma alanına ait bir ekran görüntüsü paylaşmak istedim. Ortak çalışma alanımızda yani bütün Yeni Doğu okullarında çalışan arkadaşlarımın görebileceği şekilde paylaşılan dosyalar bunlar. Neler var bunlarda? Hepimizin ihtiyaç duyabileceği kayıt planlamasıyla ilgili kayıt kurulmaların formları, İlkokul, ortaokul, lise kademelerinde yaptığımız tüm çalışmaların formları, iş akış takvimlerimiz, sınav komisyonu ile ilgili tüm çalışmalar, davranış değerlendirme kurulu çalışmalarımız, kullandığımız diğer formlar ve arşiv çok önemli. Önceki yıllarda yapmış olduğumuz bütün çalışmalara da buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Normal şartlar altında OneNote kullanmıyor olsak benim bu formları çalışma arkadaşlarına paylaşmam çok ciddi bir mail trafiğine sebep olacaktı. Bu da ciddi bir vakit kaybı ve internet kaybı olarak düşünülebilir. Ancak buradan yapılan çalışmada yani ortak olarak kurduğumuz çalışma defterinde de her zaman elimizin altında olarak ulaşabiliyoruz. Artılarından çokça bahsettim. Yeni fark ettim iki tane artısından da bahsedeyim. El yazısını ve sesli notu yazıya dönüştürme çok işlevsel. Ve eğer çizim ve taslak kullanıyorsanız da bunları da hazırlama imkanınız var. Eksilerine, eksilerinden de bahsetmek lazım. Çünkü çokça zikredilen senkronizasyon problemini muhakkak duymuş olabilirsiniz. Duyacaksınız ya da kullanmaya başladıktan sonra siz de yaşayacaksınız. Özellikle eş zamanlı çalışmada senkronizasyon problemi olabiliyor. Yani iş arkadaşınızın yaptığı oluşturduğu belgeyi, ürünü, metni eş zamanlı olarak göremeyebiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda da ya sürümü güncellemek ya da mail yani hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekebilir. Pardon. Peki, teorik kısımda bahsetmek istediğim son uygulamada aslında Microsoft Teams uygulaması. Teams mi, Zoom mu? Sene başında yani
pandemi sürecinin başında bir yıl kadar önce bu tartışmaları çokça siz de şahit olmuşsunuzdur. Sunumun sonlarına doğru bundan da bahsedeceğim. Yani hangisinin hangi alanlarda güçlü olduğundan bahsedeceğim. Ama ben online süreçte, pandemi sürecinde tamamen Teams kullanmış biri olarak hem tecrübelerimi hem de yaşadığım şeyleri sizinle paylaşmış olacağım. Neler yaptığımdan da bahsetmeye çalışacağım. Aslında temelde bir mesajlaşma uygulaması, ancak sesli ve görüntülü arama imkanı da sağladığı için pandemi sürecinde özellikle pek çok okul ve kurum tarafından kullanıldı. Toplantılar, çalışmalar, dersler, pek çok şey bunun üzerinden yapıldı. Ücretli mi? Evet, söylediğim gibi kurumsal üyelik gerektiriyor ve kurumunuzun size atadığı mail adresinizle girip hesabınızdan tüm çalışmalarınızı gerçekleştiriyor olacaksınız. Ben neler yaptım Teams üzerinden? Aslında online, yani yüz yüze de yaptığım çalışmaların neredeyse çok büyük bir kısmını online'a taşıdık zaten ve bunların da büyük bir kısmını Teams üzerinden gerçekleştirdim. Veli görüşmelerimin, öğrenci, bireysel öğrenci görüşmelerimin, hatta öğretmen görüşmelerimin tamamını Teams üzerinden yapmış oldum. Bunun yanı sıra ders gözlemlerini, normalde yüz yüze sınıflara girerek yaptığım ders gözlemlerini online süreçte online derslere dahil olarak yapabildim. Bunun yanı sıra veli sunumlarımı, öğrenci sunumlarımı tamamen Teams üzerinden yaptım. Ya da rehberlik etkinliklerine, ders içi etkinliklerinde Teams üzerinden yaptım. Bu anlamda da bir sıkıntı yaşamadım. Yaptığım çalışmaların kaydını alma imkanı bulduğum için aslında hani krizi fırsata çevirme anlamında yüz yüze de böyle bir imkanı yokken yaptığımız etkinlikleri, çalışmaları o anda katılamayan öğrenciler de ya da veliler de sonradan izleyebilmiş olduğu böyle bir artısı da söz konusu. Ancak tamamen sadece biz kullanmıyoruz tabii ki Microsoft Teams'i. Öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz de çok aktif bir şekilde kullandı. Onların kullandığı ekstra diğer modlardan da bahsetmem gerekirse ödev verme, ödev takip etme modu, beyaz tahta modu onlar için çok işlevsel ve birlikte çalışma modu da özellikle branş öğretmenlerimizin kullandığı konular arasında. Eksileri neler? Artılarından oldukça bahsettim. Eksileri benim gözlemlediğim, ekran paylaştığımda katılımcıları görememe bir problem oldu ve sohbet kısmını kapatamama da benim açımdan bir problem olmuştu. Peki Teams mi, Zoom mu? Dediğim gibi aslında bir sene öncesinde bu konu çok konuşuldu. Ancak kurumlar büyük oranda kararlarını verdi ve öncelikleri doğrultusunda istedikleri uygulamayı seçtiler. Teams'in avantajları Office 365 ile tamamen entegre olması. Eğer kurumunuz Office 365 ile anlaşmalıysa bu anlamda Teams ile çalışmak çok daha mantıklı onlar için. Bunun yanı sıra bilgisayarınızla dosya senkronizasyonu var. Yani Teams üzerinden size gelen bir dosya gerekli ayarlamaları yaptığınız takdirde bilgisayarınıza otomatikman inebiliyor. Bunun haricinde de siber güvenlik anlamında hem içeriden hem dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı çok daha güvenli, aslında daha kurumsal bir imaj çiziyor kullanıcılar açısından. Peki Zoom'un öne çıkan artıları nelerdir? O da tabii ki ücretsiz versiyonun çok tatmin edici düzeyde olması. Şöyle ki 40 dakikaya kadar maksimum 100 kişi için ücretsiz sunumlar yapabiliyor olmanız ve çözünürlük anlamında, ses ve görüntü kalitesi anlamında da aslında Zoom'un biraz daha öne çıktığından bahsediliyor. Evet, aslında sunumumun da sonlarına doğru yaklaşırken son iki örnek uygulamadan bahsetmek istiyorum. Biri Padlet uygulaması. Padlet aslında bir dijital pano oluşturma platformu. Bu hem birlikte bir şeyler yapmanın öğrencilerle ya da iş arkadaşlarınızla oluşturduğu sinerjiden ötürü çok sevdiğim bir uygulama. Hem de öğrenciler anonim olarak kendilerini ifade etme olanağı bulduğu için yine onların da çok hoşuna giden bir deneyim oluyor. Bu anlamda kullanmanızı tavsiye edebilirim. Şimdi örnek uygulamamız için eğer telefonunuzda kare kod okuyucu varsa ekrandaki kodu okutarak
uygulama sayfasına gidebiliriz. Eğer yoksa da şimdi chat kısmından, sohbet kısmından size gönderilen linki tıklayarak da sayfamıza ulaşabiliriz. Sanırım sayfamız açılmıştır hepimiz için diye düşünüyorum. Eğer linki tıklamakta sıkıntı yaşayan varsa linkin açılmasında linki tıklamak yerine kopyalayıp adres çubuğuna da yapıştırırsanız o halde bir problem kalmayacak diye düşünüyorum. Şimdi ekranımız açıldı. Kullanımı çok basit. Ekranda sağ klik yaptığınızda iki defa ya da sağ alttaki artı butonuna bastığınızda bir metin kutusu açılıyor olacak sizin için. Ve buraya benim için rehberlik başlığıyla sizin rehberlik çalışmalarınıza yön veren mottonuzu bizlerle paylaşmanızı isterim. Cevaplarımız geliyor bir taraftan. Kendini fark ederek bir bireysel başarıya değil toplumsal başarıya koşmak. Önleyici çalışmalarla gelişimsel bir bakış açısıyla yaklaşmak. Çok güzel. Teşekkür ediyorum sunumla ilgili yorumlarla alakalı olarak. Ayna tutmak. Güzel bir metafor. İşbirliğiyle daha büyük adımlar atmak. Hayata dair bakış açısına yön vermek. Aslında bunları yazarken de bir taraftan ne kadar önemli bir iş yaptığımızı fark etmiş oluyoruz. Bir teşekkür etmemiz lazım bence de. Gerçekten çok kutsal bir iş yaptığımızın bir defa daha farkında olmuş olduk. Cevaplar için teşekkür ederim. Uygulama bittikten sonra bir ekran görüntüsü olarak ya da kaydedip sohbet kısmından nerede yapıyorsanız uygulamayı öğrencilerinizle ya da işte iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde hem yaptığınız çalışmaların online bir çıktısı olmuş olur hem de günün anısına güzel bir hatıra bırakmış olabiliriz. Teşekkür ediyorum. Padlet uygulamamda bu şekilde. Peki son diğer uygulamamıza geçmemiz gerekirse yine ekranda görmüş olduğunuz Mentimeter uygulamasına ulaşmak için kare kod okuyucunuz varsa yine kare kod okutarak eğer sorumuz şu, online eğitim sürecinde rehberlik çalışmalarınızda sizi en çok zorlayan konular nelerdi?
alanlarından kısaca bahsetmek isterse, bahsetmem gerekirse siz bir taraftan cevaplarınızı girerken, aslında online anlık ve eğlenceli bir değerlendirme anketi sunmuş oluyoruz. Örneğin hani bizim öğrencilik dönemlerimizde ders sonunda böyle kısa sözlü sınavlar yapardı öğretmenlerimiz, işte sonra quiz adını verdiğimiz, bunların online hali gibi düşünebiliriz. Yani hem ders tekrar tekrar ekranımı paylaşıyorum. Evet. Cevaplar gelmiş oldu, gelmeye de devam ediyor. En çok aslında bizi zorlayan online yapılan görüşmelerin nitelik sorunu. Evet, öğrenciyle göz teması kuramamak, beden dilimizi aktif bir şekilde kullanamamak gerçekten yorucu oldu bizler için. Öğrenciyle görüşürken bir taraftan öğrencinin gerçekten bizde olduğunu emin olamak, arka taraftan acaba oyun mu oynuyor, telefonuyla mı ilgileniyor gibi sorular aslında bizim yaptığımız işle ilgili de durumu sorgulamamıza sebep oldu. Katılıyorum, benim açımdan da en çok zorlandığım bu olmuştu. Öğrenci, yani COVID geçirmiş ya da yakını geçirmiş kişilere psikolojik destek sağlamak diğerleri arasında en düşük çıkmış. İnternet alışkanlıklarının değişmesiyle ilgili çok fazla veli şikayetleri geldi. Hepimiz bunlarla bir süre uğraştık. Çok fazla oyun oynuyor, oyun başından kaldıramıyorum, arkada oyun oynuyor gibi. Ve teknik sıkıntılar da ya da teknik bilgimiz belki sürecin başında yeterli değildi. Bunlar da bizi zorlayan konular oldu. Umarım güzel bir deneyim olmuştur sizin için. Bu sunumu da bir güç paylaşımıyla kapatmış olalım aslında. Meslektaşlarım olarak hepimizin zorlu bir süreç geçirmiş olduğumuzun farkındayım. Ancak hem mesleki ilkelerimizle bu sürece gerçekten fedakarlık da bulunarak çok güzel adapte olduğumuzu ve özveriyle devam ettirdiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda her birimize teşekkür ediyorum. Kendimizi alkışlamamız gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ve katılımınız için, katkılarınız için, paylaşımınız için teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir sunum olmuştur sizler için de. Bu sunumu değerlendirmekle ilgili sanırım bugün öğleden sonra bir anket gelecek. Onu da doldurmanızı rica edeceğim. Sunumu chat kısmından paylaşabilirim. Benim açımdan bir sakıncası yok. Katılımlarınız için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.